Şimdi Azerbaycan'a gidiyoruz. Azerbaycan'daki gelişmeleri değerlendireceğiz. Bir konuğumuz var. Doktor Sayın Ahmet Şahidov gün ortasında bizlerle birlikte. Sayın Şahidov, hoş geldiniz gün ortasına efendim. Hoş bulduk Yeşim Hanım. Evet, öncelikle şimdi Azerbaycan ve Ermenistan sınır hattında Ermenistan birliklerinin açtığı ateş sonucu bir Azerbaycan askeri şehit oldu. Öncelikle kardeş Azerbaycan'a başsağlığı dileklerimizi iletelim istiyoruz. Evet, çok üzgünsünüz ama bir ihlal var. Ermenistan ne yapmak istiyor? Sonraki aşamalarda konuşacağım sizinle. Evet, teşekkür ederim Yeşim Hanım. Ben de Ulusal Kanal izleyicilerini selamlıyorum. Evet, son günler Ermenistan'la Azerbaycan sınır hattında, devlet sınırında yine gergin anlar yaşıyoruz ve Temmuz ayındaki çatışmalardan sonra nöbeti defa Ermenistan tarafı, Ermenistan ordusu sınır hattını ihlal etmeye çalışıyor ve maalesef dün sabah saatlerinde Azerbaycan ordusunun bir askeri şehit oldu ve dün toprağa tapşırıldı ve Azerbaycan ordusu da buna karşılık vermeye çalışıyor ve hazırda cephe hattında, sınır hattında, devlet sınırı hattında, özellikle de Tavuz-Şemkir bölgesinde durum çok gergindi ve 20 Eylül'de, bir gün bundan önce, Ermenistan ordusuna ait bir keşfiyat karakterli bir İHA'sı Şemkir üzerinden neredeyse devlet sınırından 15 kilometre ileriye kadar geçmiş bir Ermeni İHA'sı Azerbaycan hava savunma birimleri tarafından tespit edildi ve hemen imha edildi. Ve şu anda devlet sınırında gergin anlar, temas hattında gergin anlar yaşanmaktadır. Ve dünden itibaren Azerbaycan'da ülke boyu seferberlik ilan edildi. Aslında her yıl bu seferberlik ilan ediliyor ama özellikle de bu hassas dönemde bu seferberlik ilan edilmesi ülkede özellikle de gençler arasında bir savaş atmosferi yarattı ve her ilçede, şehirlerde, köylerde binlerce Azerbaycanlı yeniden bir haftalık eğitimlere, tatbikatlara çağrıldı. Ama duruma göre bu da değişebilir. Bu bir haftalık eğitimler aylarca sürebilir. Ama şimdi resmi açıklamalara göre neredeyse 5 gün, bir haftalık bu eğitimler devam edecek ve dün sosyal medyada ve basında yayılan bilgilere göre yol polisi, Azerbaycan yol polisi ülke boyu tüm sokaklarda, küçelerde, yollarda olan pick-up ve 4-4 ciplerini vatandaşlardan alıyor. Bu da bir savaşın bir nişanesi olarak görülmektedir. Çünkü pick-up otomobilleri, cipler, büyük araçlı otomobiller özellikle de zor geçen dağlarda, dağlık yerlerde kullanabilir diye ve savaşın bu Ekim ayında, Kasım ayında beklenmesi üzerinden ülke boyu vatandaşların pick-up otomobilleri, cipleri, büyük otomobiller alınır ve ayrıca bir yere toplanarak olası bir savaş günlerinde kullanabilecek diye beklenmektedir. Bu da artık insanlar arasında bir eminlik yarattı ki artık Ekim ayı, Kasım ayı Azerbaycan kendi topraklarında savaşa başlayacak. Aslında bu Ermenistan tarafının son günler, son haftalar arasında devlet sınırını ihlal etmesi, ateşkesi ihlal etmesi ve kışkırtmaları nedeniydi ve ama bunun bir başka nedeni de artık 30 yıldan beri bu sorunun hala çözülebilmediği ve barışçıl yollarla çözülebilmediği tüm fırsatların, imkanların artık tükendiğini ve Azerbaycan devletinin de, Azerbaycan halkının da sabrının artık tükendiğini gösteriyor. Ve 2 gün bundan önce Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev de konuşmalarının birinde Ermenistan tarafına tarihi bir ders verileceğini ve topraklarımızın kısa bir zamanda işgaldan kurtulacağını açık şekilde, sert şekilde bir daha ifade etti. Bugün Azerbaycan'da açık söylersek bir savaş havası var, atmosferi var. İnsanlar artık 30 yıldır ki beklemekten bıktılar. Ne Agit Minsk grubu, ne diğer uluslararası kuruluşlar, ne Batı ülkeleri, Amerika olsun, Avrupa ülkeleri olsun bu artık çağrışları, bu aracılığı artık olumlu görmüyor Azerbaycan insanı, Azerbaycan vatandaşları ve o yüzden kendi gücümüze, kendi ordumuzun gücüne bu toprakları azat etmenin tam zamanıdır diye düşünüyoruz ve son aylar yaşanan olaylar, özellikle Temmuz
ayında baş veren çatışmalar ve ondan sonra kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile ortak gerçekleştirilen askeri tatbikatlar ve artık Azerbaycan ordusunun savaşa hazır olduğunu gösteriyor. Ve seferberlik ilan edilmesi de rezervde olan yedek askerlerin, subayların bir haftalık eğitimlere, tatbikatlara çağrılması da artık Azerbaycan'ın savaşa hazırlandığını gösteriyor. Aslında Ermenistan tarafı da aynı zamanda savaşa hazırlanıyor. Son haftalar arzında demek olar ki her gün Rusya, Kazakistan, Türkmenistan, İran rotasıyla askeri uçaklarla malzemeler, askeri harbi malzemeler Ermenistan'a taşınmaktadır. Ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ve sözde Dağlık Karabağ oluşumunun cumhuriyetinin böyle diye sözde cumhuriyetinin liderlerinden biri olan Arayik Harutyunyan da son açıklamalarında ve kesin ve net şekilde ifade ettiler ki onlar toprakları barışçıl yollarla geri vermek iktidarında değiller ve buna hazırlanmıyorlar ve savaş kaçınılmazdı. Ben her Evet. zaman söylüyorum, ulusal kanal ekranlarından da söylemişim ki Ekim veya Kasım ayında artık cephede devamlı ve büyük bir savaşın başlayacağını göreceğiz. Evet, tabii şimdi siz de belirttiniz, basında da dün oldukça yer aldı. Bir seferberlik ilan edildiği, Evet. yedek askerlerin orduya çağrıldığı, daha önce Türkiye ve Azerbaycan askerlerinin bir tatbikat yaptığını da biliyoruz ama çatışma riskinin kuvvetli olduğunu söylüyorsunuz. Peki Evet. başka bir yol mümkün değil mi? Yani başka yol, barışçıl yolu kastediyorsanız Evet. artık tüm imkanlar tükendi. Yani 30 yıldır 1994 yılında Mayıs ayında ateşkes ilan edildi taraflar arasında ve Agit Minsk grubu diye bir kuruluş tesis edildi. Agit Minsk grubunun başkanları, eş başkanları da ABD, Fransa, Rusya. Yani bu son 30 yılda hem Azerbaycan'a hem Ermenistan'a hem işgal altında olan Dağlık Karabağ ve diğer Azerbaycan topraklarına çeşitli seferler ettiler. Birkaç açıklamalarda bulundular. Tarafları ateşkesi emel etmeye çağırdılar ama hiçbir olumlu sonuçlanmadı. Ve son çatışmalardan sonra hatta Agit Minsk grubu hiçbir açıklama bile yapmıyor. Evet. Çünkü artık kendileri bile itiraf ediyorlar ki burada bir açıklamaya, bir diplomatik bir süreç başlatmaya artık gerek kalmıyor. Çünkü her iki taraf artık bu sorunun savaş yoluyla çözülmesinin taraftarı. Aslında Azerbaycan barışçıl yolla ama uluslararası hukukun norm ve ilkelerinin uygulanması şartıyla bu sorunun barışçıl yolla çözülmesinin taraftardı. Zaten 30 yılda Azerbaycan'ın sabrının esas nedeni de buydu ki yani bu sorun, bu münakişe, bu anlaşılmazlık mı diyelim, bu işgal barışçıl yollarla çözülsün. Ama Ermenistan tarafı bu status quo'nu tutmakla sanki zaman kazanma, belki Azerbaycan halkı, Azerbaycan devleti bu işgalla barışır diye, belki dünyanın düzeni değişir de bu işgala bir resmi don giyindirebiliriz diye zaman kazanmaya çalışıyordu. Ve ne yazık ki son 30 yılda Ermenistan'da çeşitli cumhurbaşkanları, başbakanlar geldi, hükümetler değişse de bir Ermeni içeriği mi diyeyim, bir Ermeni felsefesi değişmedi ve şu an bugün de Ermenistan insanı, Ermenistan vatandaşları denizden denize büyük Ermenistan hayaliyle yaşamaktadırlar ve onlar barışçıl yolla, diplomatik yolla hiçbir zaman Dağlık Karabağ ve diğer Azerbaycan topraklarını azat etmeyecekler. Aksine yeni yeni topraklar işgal etmeye, tek Azerbaycan'da değil, Türkiye Cumhuriyeti'nin de ben Ağrıdağ'ı kastediyorum ve diğer o bölgeleri işgal etmek gibi bir faşist ideolojisiyle yaşamaktadırlar. Artık düşünüyorum ki Azerbaycan halkı, Azerbaycan devleti, Azerbaycan Cumhurbaşkanı da bu barışçıl çözümün artık tükendiğini, tüm fırsatların tükendiğini ifade ediyorlar ve biz son yıllarda da Azerbaycan ordusu artık güçlenmektedir. Bizim hem kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile ve diğer kardeş ülke, dost ve kardeş ülkelerle askeri işbirliğimiz var ve özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nin her adımda Azerbaycan'ın yanında olduğunu görüyoruz.
həm Naxçıvan Özbək Cumhuriyeti tərəfindən, həm digər Azərbaycanın digər torpaqları tərəfindən Türkiyənin yardım etdiyini və bu son olaylardan sonra ortak tətbiqatlarda bir daha göstərdi ki, dünyada bir tək Türkiyə Cumhuriyetidir ki, həm siyasi, həm askeri alanda hər zaman Azərbaycanın yanındadır və hər dəfə Ermənistan tərəfinin bu sınır haqqında atəşkəsi ihlal etməsindən və bazı qışqırtmalarından sonra ilk reaksiya veren, ilk açıklama veren Türkiyə Cumhuriyetidir, Türkiyə tarafıdır və dün Azərbaycan bir şehit verdi və ilk açıklama veren Türkiyə Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu kendi tavsiyelerini iletti və Ermənistan'ı bir daha uyardı və Azərbaycanın yanında olduğunu bir daha ifadə etdilər. Yani bu artık yeter ki bizim gücümüzə güc veren bir əsas faktördür ki, biz artık kendi topraklarımızı askeri yolla, savaş yoluyla işğaldan kurtulacağız. Bunun başka bir seçeneği, başka bir yolu Ermənistan bize bırakmıyor. Ve Azerbaycan halkının da, yeni diyorum, Azerbaycan devletinin de artık sabrı tükenmiş. Ve özellikle de son haftalar ərzində Azerbaycan gündeminde olan bir konuyu da ben altını çizmek istiyorum ki, bu Ağustos ayından sonra Beyrut'ta çıkan bu son patlamadan sonra Livan'da yaşayan, Beyrut'ta yaşayan Ermeni kökenli ailelerin Ermenistan üzerinden Dağlık Karabağ'a taşınması ve orada yerleştirilmesi adıyla bir Ermenistan devleti yeni bir kampanya başlattı. Sözler geri dönüş kampanyası. Aslında bu sivil aileler içerisinde terör örgütlerinin üyeleri zamanında yasa dışı silahlı tesislerde iştirak etmiş və savaşmış terrorçular da var ki, bu həm də zamanında Türkiyə Cumhuriyyətinə qarşı savaşmış Irak, Suriya, Livan və digər Arab kökənli ölkələrdə eğitim almış PKK terrorçularının da bu Dağlıq Qarabağa və digər işğal altında olan topraqlara göçülməsi artıq intensivləşmişdir. Çünki aslında bakırsak, sivil ailələrin Dağlıq Qarabağa göçürülməsində bir anlam yox. Çünki zaten o insanlar savaştan kaçmış, gelmişler və onlar hansı amaçla gelip yeniden olacak bir savaşın içine düşmek isterler ki? Tabii ki orada bazı Ermeni kökenli sivil aileler de var ama özellikle orada dövüşçüler, savaşçılar ve PKK, PYD ve diğer terör örgütleri içerisinde bulunan ve böyle diyelim Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk askerinin sığınmaya çalışan militanlar ve onların aileleridir ki artık bugün işgal altında olan Azerbaycan topraklarında, özellikle de Kəlbəcərdə, Laçında, Füzulidə onlar için ayrıca evler ve eğitim kampları düzenlenmişti ve olacak bir savaşta biz karşımızda tekçe Ermenistan ordusunu, Ermenistan askerini görmeyeceğiz ve zamanında Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı savaşmış o PKK'lı militanları, dövüşçüleri de göreceğiz ki bu tekçe Azerbaycan için değil, bölgenin diğer ülkeleri için de bir tehdit oluşturmaktadır. Çünkü Arap coğrafyasında kök salmış PKK'lı terörçüler artık Kafkasya'ya da yol açmışlar, ayak açmışlar. Aslında zaman zaman bu Türkiye Cumhuriyeti'nin teröre karşı askeri operasyonlarında canlı kurtarmaya çalışan, sığınan o PKK'lı terörçüler, militanlar ve onların aileleri her zaman Dağlık Karabağ'da saklanmışlar. Şimdi Ermenistan son yıllarda onları yedirmiş, içirmiş, orada eğitim görmüşler, muayene etmişler, ne bileyim tibbi muayeneden, doktora muayenesinden geçmişler. Şimdi Ermenistan'ın da onlara bir şartı var ki biz sizi yıllardır Türkiye'nin böyle diyeyim Türkiye'den koruduk, sizi sığındık, kendi kucağımıza aldık, sizi Dağlık Karabağ'da hiçbir ülkenin tanımadığı gizli yerlerde, gizli bir topraklarda tuttuk. Şimdi bizim için de bir önemli savaş başlayacak, Azerbaycan'la savaş başlayacak. Siz de bizim sözde bir kardeşlik karşılığımızı vermeniz lazım ve Azerbaycan'la olacak savaşta, Azerbaycan'a karşı savaşta bu PKK'lı terörçülerin de savaşacağı, Ermenilerle birlikte savaşacağı bekleniyor. Zaten 2016 Nisan savaşları zamanı o öldürülen Ermeni askerleri içerisinde, Ermeni leşleri içerisinde biz PKK giyimli Ermeni olmayan bazı milletlere məxsus Arap kökenli PKK terörçülerini de görmekteyiz. Onlar hiçbir
yani kayıtta isimleri geçmeyen askerlerdi ama Ermeni değildiler. Onların elinde bu özel olarak PKK teröristlerinin giyindiği kıyafetler var idi ki bu tecrübe var. Bu 2016 Nisan çatışmalarında da oldu ve inşallah Kasım'da, Ekim ayında, Kasım ayında başlayacağız savaşta bekleniyor ki Ermeniler, Ermeni askerleri sırasında PKK terörçülerinin veya diğer Arap ülkelerinden gelmiş Ermeni kökenli insanların da Azerbaycan'a karşı savaşacağı bekleniyor. Evet, aslında çok önemli bir şey söyledin. Şimdi Beyrut'taki patlama zaten önemli bir ölçüde büyük bir rol var. Birçok Evet. etkeninde konuştuk biz günlerce burada yayınlarımızda. Ama siz diyorsunuz ki şu anda özellikle militanları Ermenistan taşımaya Evet. çalışıyor. Aileler adı altında. Ve bir Evet. yardım, işte bir karşılıklı yardımlaşma olacak ve Azerbaycan'a karşı aslında bir Türkiye'ye karşı da yapılmış bir hareket olacak. Kasım'da bir çatışma riski tabii ki olmasını istemeyiz ama tabii ki karar Azerbaycan devletinindir, karar sizlerindir. Şunu sormak istiyorum, bir yumuşama Türkiye devreye girse mümkün mü? Yani aslında yumuşama Azerbaycan da her zaman diplomasinin taraftarıydı. Biz de kan dökülmesinin taraftarı değiliz. Biz de savaşa susamadık böyle diyelim. Ama uluslararası kurallar var. Azerbaycan'ın %20 toprakları bugün işgal altında. Ve 1994 yılından bugüne kadar Ermenistan tarafı bir karış bile toprağını barış yoluyla geri vermedi. Zaman zaman askeri çatışmalar oldu. 2016 Nisan çatışmaları ve buna benzer büyük veya küçük çatışmalar oldu ki Azerbaycan savaş yoluyla o toprakları aldı. 2016 Nisan'da biz 20 bin hektar kare toprağımızı geri aldık. Yani bu ve bugün de Ermenistan'da ve işgal altında olan Azerbaycan topraklarında, Dağlı Karabağ'da bu Nisan ayında, Mart ayında sözde seçimler oldu ve yeni seçilen sözde Cumhurbaşkanı Arayik Harutyunyan da eski terör başılarından hiçbir türlü farklı açıklamalar yapmadı. Aksine Azerbaycan'a ve Türkiye'ye tehdit dolu mesajlar yağdırmaya başladı. Ve bugün biz sosyal medyadan ve Ermeni basından aldığımız bilgilere göre artık sözde Dağlı Karabağ Cumhuriyeti'nin başkentinin Hankendi'nden Şuşa'ya göçürmek istiyorlar. Ve bugünlerde ve şimdilerde bile Şuşa'da bir rezident, sözde Cumhurbaşkanı için bir rezident ofis inşa edilmekte. Bu Şuşa bizim için çok önemli bir şehirdi. Şuşa Azerbaycan halkının tarihinde, kültüründe, kanında, canında bir önemli bir yeri olan bir kültürel, tarihi bir Azerbaycan şehriydi. Ve artık Ermeniler bu provokasyona el atıyorlar. Resmi düzeyde bir provokasyona el atıyorlar ve başkenti Hankendi'nden Şuşa'ya götürmek artık Azerbaycan'a bir savaş daveti mi diyelim, savaş mesajı vermek istiyorlar ki yani biz sözde cumhuriyetimizi genişletmeyi amaçlıyoruz. Başkentimizi Hankendi'nden daha da ileri gelerek Şuşa şehrine götürüyoruz. Bu artık o demektir ki ne Ermenistan ne de Dağlı Karabağ'daki o terörcü gruplaşmalar artık barışçıl yolla barış masasına oturacak iktidarda değiller. İktidarında değiller. Bunun bir tek çözümü savaştı. Çünkü Azerbaycan 30 yıl kifayet kadar zamandır ki, yeterli bir zamandır ki karşı tarafın isteğini, karşı tarafın amacını anlayabilirsen. Yani Azerbaycan tarafı da, Azerbaycan devleti halkı da bu 30 yılda sabretti, sustu. Bizler devlet olarak, insanlarımız olarak, sivil toplum örgütleri üyeleri olarak farklı uluslararası kuruluşlarda bu konuyu iletti. Cenevre Konvensiyası'nı, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 4 kararını, Avrupa Konseyi'nin ve diğer AGİT'in kararlarını gündemde tuttuk ki Ermenistan'a karşı bir uluslararası baskı olsun. Belki resmi Erivan bu işgalcılık siyasetinden geri adım atır. Ama hiçbir olumlu sonuç yok ortada. Dünyada sanki bir Hristiyan hemrehliği var. Ermenistan'a bir destek var. En azından onlara açık destek vermeseler de Ermenistan'ın bir işgalci siyasetine karşı üç maymun oyunu oynayan ülkeler var. ABD olsun, Avrupa ülkeleri olsun. Onlar açıkta destek vermeseler de aslında bu işgalcılığa sessiz kalmanın özü bile destekti. O yüzden artık savaşın zamanıdır. Başka bir yol kalmıyor ve Azerbaycan da son yıllarda zaten güçlü orduya malikti ve Temmuz
Temmuz ayında Tavuz bölgesinde çıkan çatışmalardan sonra on binlerce Azerbaycanlı genç sokaklara döküldü ve Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'den hemen savaşın başlatılmasını istediler ve o şimdi de artık resmi şekilde seferberlik ilan edildi. Her köyde, her ilçede, her şehirde artık binlerce genç, yedek askerler, subaylar artık orduya çağrıldılar bir haftalık eğitime, talimatlara. Bu da inşallah o yedek askerlerin orduya gitmesine gerek kalmaz. Çünkü zaten Azerbaycan'ın on binlerce hazır profesyonel ordusu var. Onlar 3 milyonluk Ermenistan'ı bir hafta, bir ay içinde hemen dizüstü çöktürebilirler. İnşallah Allah bizim tarafımızda olacak diyor. İnşallah. Sayın Şahidov, çok teşekkür ediyoruz. Gün ben ortasına teşekkür katıldığınız ederim. İçin tabii ki takipçisi olacağız. Tüm gelişmeleri Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo'dan ortak yayınımızla aktarmaya da devam edeceğiz. Önemli açıklamalar yaptınız. Çok teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyorum Ben efendim teşekkür size. ederim. Ben teşekkür ederim Ulusal Kanal'a ve Ulusal Radyo'ya. Sizlere teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet, sevgili izleyiciler, Doktor Ahmet Şahidov önemli açıklamalar yaptı. Azerbaycan ve Ermenistan arasında Kasım ayında bir çatışma riskinin, savaş riskinin yüksek olduğunu söyledi. Azerbaycan'da resmi makamlarca seferberlik ilan edildiğini açıkladı. Yedek askerler orduya çağrılıyor. Ermenistan ateşkesi ihlal ediyor ve bunun neticesinde artık savaş kaçınılmaz dedi. Önümüzdeki ay için bununla ilgili ayrıntıları aldı.